Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili Yargıtay tarafından verilmiş kararın hitamında zillet ortak paydasında buluşan bütün partiler ağız birliği halinde aynı kaftana sarılmışlardır. Bizim doğrudan muhatabımız söz konusu marjinalleşmiş ve kriminal bir vaka haline gelmiş il başkanı değildir. Nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. Ne var ki adalet ve hukuku temelinden istismar eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu milletvekilleriyle birlikte İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a doğru bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk fakat bunu göze alamadığını ve cesaret edemediğini de görmüş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı özellikle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılayarak seri katil demiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanına terbiyemizin müsaade etmediğinden dolayı ağzımızı alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibariyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 2. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu hükümler temyiz edilmiş, zanlının toplam 3 ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir. Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, susma, sinme, saklanma, çık karşımıza, devlete seri katil demek namertliktir diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah. Yapmazsan bu ihanete, bu melanete, işlenmiş bu suça sen de ortak sayılırsın. Bu şerefsiz bühtanın sende fail olmaktan kurtulamazsın. Çeyrek porsiyon domuz etini 7 dakikada bitirmekle övünenlerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir, ittifakı zillettir.